Canımanne.com'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Örgü Merakı. Bu videomuzda çok pratik ve çok güzel bir kalemlik yapacağız sizlerle birlikte. Malzemelerimiz neler gerekli? Hemen bakalım. Şöyle tığımız burada. İpim kalın olduğu için 4 numara kalın bir tığ kullanacağım. Gördüğünüz gibi 4 numara. Ama 5 hani 3,5, 4, 5, 6, 6'ya kadar sanırım bu ipi örebiliriz. İpim böyle makrame ipi, bilirsiniz hep. Zaten her zaman bulunan, bilinen, çocukluğumuzda okullarda el işi yaptığımız vesaire, el işi derslerinde kullandığımız iplerden. Evet, başlayalım arkadaşlar. Ben şöyle bir parça ördüm. Çocukların kalemlerine ölçerek ördüm bunu. Kaç zincirdi şu anda hatırlamıyorum ama dediğim gibi şöyle santim vereyim. Elinizin örgüsüne göre zaten zincir sayısı değişir. Şöyle yapalım. 19 santim olmuş benimki. Hani 20 de olabilir belki ama ben kaleme ucu ucuna ölçtüm. Ve tam bir kalem sığacak şekilde yaptım. Hatta şurada da benim tükenmez kalemim var. Bakalım. Evet, tükenmez kaleme göre gördüğünüz gibi büyük bile yeterli gelir. Çok basit bir teknikle kolaycacık kalemlik yapacağız arkadaşlar. Çocukları sevindirmek adına böyle işler genelde benim çocuklardan çıkıyor zaten. İstedikleri için bir şeyi beğendiklerinde iplere bayıldılar. Ben başka bir çanta isteği için almıştım bunları fakat kalemlik yaptık dediğim gibi. Evet, sizlerle de paylaşalım istedik. Bu şekilde bir de fermuar edindim arkadaşlar. Aslında iki boyum var. Kullanacağınız işe göre şu biraz daha çantaya uygun, biraz daha büyük. Bu elimdeki, hemen onun da santim bilgisini vereyim. Kalemlik için yeterli olacak 20 santim arkadaşlar. 20 santimlik bir de fermuar var. Başlayalım isterseniz. Şimdi şunu tekrardan örmeyeceğim. Ben orada ördüğüm tekneyi küçük bir parçada şöyle göstereceğim. Zincir çekerek başladım. 1, 2, kaç tane çekelim? 6-7 tane çeksek sanırım yeterli gelir. 4 numara, 6'ya kadar örülür demiştim. Şu anda vazgeçtim. 6'ya kadar örülmez arkadaşlar. Epey kalın oldu çünkü. Hani 5, 4,5, 5 ile de örebilirsiniz belki ama 6 çok daha kalın gelir. Evet. İstediğimiz uzunluğa göre zinciri çekiyoruz. Şöyle yapalım daha net görünsün. Bir defa artırdım arkadaşlar. Hemen dipteki ilmeğe battım. Bir defa da çıkardım. Tekli trabzan tekniği dediğimiz teknikle bu ördüğüm parçayı elde ettim. Çektiğimiz bütün zincirler bitene kadar bu şekilde devam. Ben şuradan döneyim sanırım. Zaten zor bir teknik değil. Daha önce defalarca videolarımızda, örgülerimizde kullandığımız bir teknik. Yeni başlayan arkadaşlar da eğer yeterli gelmezse, yeni başlayanlar için tekniklerin olduğu tığ tekniklerinin videolarımız var. Tekli trabzan videosunu izleyerek yapabilirsiniz. Buraya bir zincir çektim. Çevirdim. Tekrar tığın üzerine alıp dibine battım. Ve hemen bir yanındakine tekrar şeklinde bu şekilde ilerleyerek arkadaşlar gördüğünüz parçayı bitirdim. Enini söyledik zaten. Dediğim gibi ben kaleme ölçtüm. Boyunu neye göre ayarladın derseniz de kafama göre ayarladım. Hani kızıma sordum, küçük mü olsun, büyük mü olsun, nasıl, çocuklarınıza sorun ya da işte illaki kalemlik olmak zorunda değil tabi. Bu şekilde tığlarınızı da koyabilirsiniz. Ne bileyim, ufak tefek malzemelerinizi de çantanın içine atacağınız ufak tefek malzemelerinizi de koyabilirsiniz. Tabii ki kalemlik için başlı başına güzel bir fikir ama her türlü işte kullanabilirsiniz. Şu anlatımın yeteceğini düşünüyorum. Bu şekilde arkadaşlar. İstediğiniz uzunlukta, bakın, minicik bir kalemlik istersiniz. Hemen iki kalem bir silgi koymalık. Şu kadar yapar, bitirirsiniz mesela.
Ben boyunu da ölçeyim size. Bu benimkinin boyu tabii ki. Siz dilediğiniz kadar uzatabilirsiniz. 16 santim olmuş. Şu şekilde katlayacağım. Ve ekleyeceğim arkadaşlar. Hemen şu yaptığım parçayı ben burada sökeceğim. Zaten o bir işime yaramayacak. Size gösterme maksatlı yapmıştım. Şimdi bir ince tığımı arıyorum hemen şurada. Şununla yapabilirim sanırım. Evet. Eklemeye geçeceğiz. Şöyle katlıyorum. Uç kısmından tam ortasına bakın arkadaşlar. Orta kısmından. İpi geçirdim. İpi geçirip buraya bağlayıp sabitledim. Şu şekilde iki ucunu bir araya getirip arkadaşlar elimde düzenledim. En basit şekilde birçok teknikle dikebilirsiniz burayı. Ne bileyim karşılıklı batarak sık iğne tekniğiyle örebilirsiniz. Hani örerek de birleştirebilirsiniz. Ben şöyle zincir tekniğiyle karşıya kadar gideceğim. Karşı birleşime kadar. Rast gelişe batıyorum. Çok gördüğünüz gibi hani illaki karşı karşıya alayım hepsi birbirine denk gelsin diye bir şey yok. Dediğim gibi en basit haliyle, en pratik haliyle şu şekilde buradan batıp karşıdan geçiyorum ve direkt içinden alıyorum arkadaşlar. Daha öncesinde makrome iple yapılabilecek birkaç model istek gelmişti açıkçası. Beklemedeydi şu an için. Artık makrome ipine giriş yapınca onları da değerlendiririz inşallah. Bekleyen arkadaşlara buradan duyuralım. Yeni bir normal ipleydi aslında, model aslında. Ama neydi bu? Hello Kitty'liydi sanırım bir çanta. Onu da makrome ipiyle yapmayı planlıyorum inşallah. Daha kullanışlı olması adına. Evet, bu şekilde tek tek batı batı gördüğünüz gibi uç kısmına kadar geldim. En uç ilmekleri denk getirip şöyle batıyorum. İşlemelerde yaptığımız zincir tekniği vardı ya, bu ondan. Şöyle bir iki zincir çekeceğim sabitlenmesi açısından. İpi keseceğim. Makrome ipini yakabilirsiniz ucunu. Çünkü açılmaya meyilli bir ip. Şu dibinden kesip sonradan şuradan yakarım ben. Öyle sanıyorum. Evet, burası oldu. Aynı şekilde burayı da yapacağız arkadaşlar. Şöyle bir çevirip bakalım içten dıştan nasıl durmuş. Burası dışı olacak çünkü. Diktiğimiz yer içinde kalacak. Evet, tam da istediğimiz gibi olmuş. Gördüğünüz gibi. Şimdi ben aynı şekilde şurayı da bir ip sabitleyip uç kısma kadar gideyim. Dilerseniz denk getiremeyiz derseniz şuradan da başlayabilirsiniz ama toparlaması bitişte güzel oluyor diye ben alt kısımdan başladım. Yine şuradan dediğim gibi hemen tığımı takayım. İpi geçireyim ve aynı şekilde dikeyim. Burayı çekmeye gerek yok sanıyorum. Burası gibi yapacağım aynı. Evet, buraları tamamladım arkadaşlar. Şimdi videonun dışında temizlemek istemedim açıkçası. Bakın dediğim gibi makrome ipi çünkü sonradan açılabilecek bir ip. Şu şekilde yaptım. Hemen dibinden yakıyorum ve yapıştırıyorum arkadaşlar dibine. Bu şekilde bütün ipleri, kalan ipleri kesiyorum. Yakıp yapıştırıyorum.
Evet, bu şekilde temizledik arkadaşlar. Şimdi çeviriyorum. Şuradan iğne ve ipliğimi alıyorum. Yine şeffaf iplik kullanacağım. Bunu daha önceki videolarımda da kullanmıştım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi renksiz. Misina gibi ama iplik, normal dikiş ipliği inceliğinde bir malzeme bu. Evet, her türlü dikişte rahatlıkla kullanıyorsunuz. Renksiz olduğu için iğnemden geçiriyorum hemen. Şimdi düğüm atması, ben ilk kullandığımda bunu epey zorlanmıştım. İlk düğüm atana kadar normal şartlarda hemen şu şekilde büküp düğümü yaparsınız ya, bunda onu yapamıyorsunuz maalesef. Biraz naylon olduğu için iki elimin etrafından dolandırdım arkadaşlar. Şu şekilde içinden geçip sıkarak düğümünü yapıyoruz. Kullandığım her yerde de bu bilgiyi veriyorum ki yeni kullanan arkadaşlar çok uğraşmasın diye. Evet, hepimizi de düğümledik. Başlayalım. Fermuarımızı aldım. Açtıktan sonra arkadaşlar şöyle yapalım. Şu tam dibine getirip bunu yapıştırabilirsiniz. Tamamını burada dikmeyeceğim çünkü düzgün dikebilmem için dikiş daha ince iş arkadaşlar. Açıkçası böyle uzanarak çok beceremiyorum. Her videoda söylüyorum bunu, dikiş yaptığım her videoda biraz zor oluyor. Bu sebeple şöyle başlangıcını yapalım. Zaten düz dikiş, ekstra bir detay yok. Keşke dikişte yapsaydınız diyen arkadaşlar çıkıyor. Hani düz dikiş dediğim gibi bir detay olmayınca çok da açıkçası. Evet, sonuna kadar dikme gereği duymuyorum. Şu şekilde arkadaşlar burayı dikeceğim. Mümkün olduğu kadar sıkı batarsanız daha sağlam olacaktır. Daha düzgün duracaktır. Hem kullanımı hem de görüntüsü daha kaliteli olur. Sıkı sıkı batarsanız dediğim gibi. Evet, ben burayı bu şekilde sonuna kadar dikeceğim. Evet, son kısmına geldim arkadaşlar. Bakın yine burada göstererek dikişi bitirmek istiyorum ki bilgi sahibi olmayan arkadaşlar da yapabilsinler. Evet, çünkü her defasında hangi videoda ya burası bilinir deyip atlasam orasını soran, bilemeyen birisi muhakkak çıkıyor. Şu uç kısmını alta doğru kıvırdım, bakın, açılıp kapanırken rahatsız etmesin diye. Burayı sonra yapıştırabilirim silikonla, sıcak silikonla. Şöyle oraya birkaç tane dikiş attım ve burayı düğümleyeceğim şimdi. Biraz bu hayalet iple dikmesi zor oluyor fakat güzelliği ne? Hangi renk olursa olsun dikişin kendini göstermemesi. Onun için ben çok sık tercih ediyorum. Kameradan da çıkmamışımdır umarım. Biraz altta gibi ama. Evet, bu şekilde iğne oyasının düğüm tekniğiyle dikişimi tamamlıyorum arkadaşlar. Evet, şimdi düzelteceğim arkadaşlar. Bakın şöyle bir bakalım. İstediğimiz gibi olmuş bence. Gayet güzel duruyor.
Şimdi katlayıp bu tarafı dikeceğiz. Bunun için fermuarımı açıyorum sonuna kadar ki rahat dikebileyim. Şöyle tam karşısına hizalayıp hani elinizle düzeltirseniz zaten bir zorluğu olmayacaktır. Şöyle ölçüp olması gereken yere getirip şuradan başlayacağım. Burayı da ters yöne doğru dikeceğim arkadaşlar bu şekilde. Başlangıç kısımlarını birkaç defa batarsanız başlangıç ve bitiş kısımlarına daha sağlam olur dikiş. Evet, yine aynı şekilde. Böyle dikip devam edeceğim. Evet, dikişini bitirdim arkadaşlar. Buraya kadar geldikten sonra birazcık daha geri geldim. Şimdi buraya yine iğne yası düğümü atar gibi şu şekilde düğüm atıp dikişi kapatacağım ve basit kalemliğimiz, pratik kalemliğimiz bitmiş olacak. Bunu dilerseniz kalemlik niyetine, dilerseniz işte tığıydı, ipti vesaireydi, çantanızda dolaştırdığınız malzemeleriniz için, dilerseniz kullanıyorsanız makyaj malzemeleriniz için birçok yerde kullanabileceğiniz bir ürün. Bakın şurada kenarda kalan kısımları da şu şekilde alta doğru yatırıp sıcak silikonla hafif hafif yapıştıracağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi örme ve fermuar detayları bitti arkadaşlar. Dilerseniz süsleyebilirsiniz keyfinize göre. Evet, hemen şunları alalım. Bakın benim elimde bu şekilde süsleme malzemelerim var arkadaşlar. Fırfırla, fiyonkla, işte minik çiçeklerle, pullarla ya da örgü motifleriyle dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Süslemeden de kullanabilirsiniz tabii. Tamamıyla sizin zevkinize kalmış. Şu şekilde bunları ayıracağım ben. Bütün yapmak istemiyorum. Şöyle motif motif ara ara olsunlar istiyorum sadece. Evet, hemen şuradan çakmak yardımıyla kenarındaki kalan ipleri evet şöyle düzeltelim. Dediğim gibi gerçekten süslemeyi çok farklı şekillerde yapabilirsiniz. Elinizdeki imkan ve malzemeleriniz dahilinde gerçekten farklı çalışmalar çıkabilir ortaya. Yapıp da değişik sonuçlar elde eden arkadaşlar lütfen bizimle paylaşın. Facebook ya da Instagram üzerinden ya da mobil uygulamamızdan da paylaşabilirsiniz dilediğiniz yerden. Evet, şöyle arka tarafını çeviriyorum ve sıcak silikonla bunu, herhangi bir yapıştırıcı da kullanabilirsiniz elinizde ne varsa, illaki silikon olması şart değil arkadaşlar. Şekilde iyice bastırıp bırakıyorum. Şöyle 3 tane yapsam sanırım yeterli. Silikonla çalışırken tabii ki dikkat etmek lazım. Geçenlerde uygulamamızda arkadaşım birinin yorumunda işte kızdığınız varsa sıcak silikonlara
geldiğin falan yazmış. Silikonla çalışmış yüksek ihtimal ve ellerine dokundurmuş. Gerçekten ciddi acı. Onun için sıcak silikon kullanan arkadaşlar lütfen dikkatli kullanın diye de uyarıda bulunayım buradan. Genelde kullananlar zaten bilirler ama yeni kullanan arkadaşlar, ki ben ilk kullandığım zamanlarda ben de birkaç defa ciddi yaktım parmaklarımı. Derin yakıyor. Onun için dikkat edin diyelim. Evet, bunu da yapıştırdıktan sonra tamamlayacağım arkadaşlar. Bu tarafına dokunmayacağım. Bir taraf ön, bir taraf arka olsun düşüncesiyle. Evet, açmışken şunları da hemen yapıp derli toplu bir görünüm elde edebiliriz. Sıcak silikonu bundan dolayı çok seviyorum arkadaşlar. Her yerde son böyle rötuşları yapıp işi temizlemek için en çok sevdiğim ürünlerden bir tanesi. Örgüde olsun, bu tarz çalışmalarda olsun, farklı etkinliklerde olsun, gerçekten ben sıcak silikonu çok kullanıyorum. Evet, bakın yapıştı. Sadece görüntüde kaldı. Bu tarz daha geniş, gerçi böyle bu boyda bir şey de yapabilirsiniz. Daha büyük yaptığınızda daha rahat olur. Kılıf da yapabilirsiniz iç kısmına. Tabii ki dilerseniz, tamamen sizin keyfinize kalmış bu. Evet, ben tamamladım arkadaşlar. Bu şekilde bir kalemlik elde ettim. Çok basit oldu. Gördüğünüz gibi herkesin kolaylıkla yapabileceği bir çalışma. Lütfen beğenilerinizi ve yorumlarınızı eksik etmeyin videolarımızdan. Yapmak isteyen arkadaşlara kolay gelsin.